Bugün 6 Temmuz 2023, Timur Soykan'la beraberiz. Daha çok üniversite yaşamımızı konuşacağız. Ama bir başından alalım. Ne zaman doğdun, nerede doğdun, nasıl bir ailede doğdun? 1975'te doğdum ve 40'lar yılında doğdum Trakya'da. Edirne'de büyüdüm. Düz ilkokulda okudum, düz ortaokulda okudum, düz üniversitede okudum. Gazetecilik yaptım. İletişim Fakültesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldum. E, yeni Yüzyılda çalıştım, dikkat Gazetesi'nde çalıştım, Posta Gazetesi'nde çalıştım. E, bir dönem hepsinden önce Yeniden Dergisi'nde e, yazılar yazıyordum, orada çalışıyordum. E, kitaplar yazdım, hatta içinde olduğunuz vakit ranting Dink Cinayeti ile ilgili e, Sapan isimli bir kitap yazdım. Araştırma inceleme kitabı. Tanrı Misafirler Oteli diye bir öykü kitabı yazdım. Polise kitaplar yazıyorum. Zavallı liste şimdi bir sürü öldür çıktı. E, haberler hazırlıyorum. Genellikle işte mafya, uyuşturucu kaçakçıları, işte tarikatlar, yani Türkiye'de kötü ne varsa onunla ilgili yani bir haber zinciri içindeyim hala. Bir Gün Gazetesi'nde yazıyorum son olarak e, ve e, Halk TV'de de program yapıyorum. şimdi Hayatı bu kadar kı kısa anlatınca da insan şey diye düşünüyor. Yani çok özet, dramatik bir şey oluyor yani. Öyle ama genelde böyle özetleyebilirim yani. Ben 1994'te Marmara Üniversitesi'ne gittiğim zaman e, hmm. ilk gün Kapıdan girdiğimde sen bir köşede duruyordun ve kültür kulübüne öğrenci <gülüyor> <gülüyor> öğrenci çekmeye çalışıyordun. Bir e, kulübü anlatalım. Bir de e, üniversite ortamını biraz anlatır mısın bize nasıl bir yerde Marmara Üniversitesi İletişim fakültesi? Ya aslında şöyle şimdi Taşlı'dan geldiğimiz için ben Edirne'de liseyi okudum ve Taşlı'dan İstanbul'a geldim. 17 yaşındaydım. Ee... Şimdi 17 yaşındaki insanlar çok çocuk gözüküyor yolda yürürken bize. Biz bayağı kendimizi adam falan zannediyorduk o ayrı hikaye. Ama üniversite şöyle bir apartman tarihinde. Ben şaşırmıştım açıkçası yani Nişantaşı'nda. Bir apartmanda ona geldim işte gördüm falan şaşırdım ama arkasında Allah'tan bahçesi vardı. Ee, yeni taşınmıştı zaten. iletişim fakültesi olmuştu. Daha önce basın yayın e, şeyiydi. E, bölümü olarak geçiyordu. İletişim fakültesine dönüşmüştü. Nişantaşı'nda ve okula geldiğimde ya, politik bilincim, abim biraz politik bir insan. Ya politik bir insandı. Ondan dolayı biraz politik şeyim vardı. E, fikrim vardı. E, lise yıllarında da vardı. Ama asıl e, üniversiteye geldiğimde yani öyle bir çok dünya görüşümlü olduğunu falan çok söyleyemem yani çok farkında değilim neyin ne olduğunun. Ama iklim şöyleydi. Yani üniversitede çünkü bir e, 80 darbesi ülkenin üzerinden ülkenin e, sol veya demokratik güçleri üzerinden bir dozer gibi geçmişti. Ve herkes e, yani apolitik olmaya çalışıyordu aslında. Bir apolitik olma mücadelesi vardı. Yani benim arkadaşlarım arkadaşlarımla ilk tanıştım. Üniversiteye geldiğimde ilk tanıştığım arkadaşların hepsine siyaset dediğin zaman e, depar atarak kaçıyorlardı. Çünkü bütün aileler çocuklarına e, aman siyasete bulaşma bunun bedeli ağır olur. E, bunun bedelini ağır olacağını düşünerek çocukların apolitik olması için büyük çaba harcıyorlardı. Yani çocukların çok büyük bir korku vardı. O 80 öncesinde ödetilen bedellerin, o darbenin, o faşizmin korkusu bu. Ve arkadaşlarımın çoğu o ilk geldiğinde. Yani ve hatta politikayla ilgilenmekten de çok aşırı korkuyorlardı. Ve bir kısım da vardı. O 80'lerden, 87'lerden itibaren o darbenin etkisine rağmen o 80 öncesinin politik bilincini koruyan insanlar vardı, yapılar vardı, örgütlenmeler vardı. O aslında bir miras gibiydi, yani o 80'in azalan mirası gibiydi. Ama çok garip bir kopukluk vardı orada. Yani bizim okulda, bilmiyorum bütün okullarda öyle miydi? Ama benim okulda ilk gözlemliğim oldu? Ben geldiğimde politik abilerimiz, ablalarımız vardı. Ve onların hepsi dördüncü sınıftı neredeyse. Yani arada ben birinci sınıfım, arada böyle üçüncü sınıf, ikinci sınıf falan çok az insan vardı. Ve onlarla konuşmaya başladım. Onlar anlattılar. Ama o, tabii bir yılgınlık hali vardı. Yani 89 biraz daha öğrenci hareketinin işte özellikle İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara'da ve farklı yerlerde böyle bir yeni bir dinimizin yakaladığı bir zaman olarak anlatılıyordu. Ben o dönemlere tanık olmadım. Ama sonra bir sönümlenme olmuştu. Ve o arkadaşlar bir süre sonra mezun olup gittiklerinde ben o okulda yalnız kaldım. Yani böyle politik olarak konuşabileceğim insan sayısı bile çok azdı. Ama o süreç içerisinde işte biraz daha şöyle bir, ben devrimci yol geleneğinden gelen bir insanım. O devrimci yol geleneği, 91'de özellikle o devrimci o kurucu kadrolarının liderlerinin cezaevinden çıkması sürecinde bir tartışma süreci başlatılmıştı. O tartışma sürecinde aslında neyi neyin yanlış yapıldı? Yani yeni bir dönemin nasıl analiz edilmesi gerektiği, yeni bir siyasi çizginin nasıl oluşturulmasına gerektiğine dair bir beyin fırtınası yapılıyordu. Yani buna da tartışma süreci deniyordu. Biraz daha aslında şey hedefleniyordu, yani o yenilgiden, büyük yenilgiden sonra insanlara ulaşmanın, kitleselleşmenin, politika yapmanın kanallarının açılması için farklı e, önermeler tartışılıyordu. Tabii biz çok anlamıyorduk tartışma süreci, o kitapları okuyorduk, tartışma süreci yayınlarını falan okuyorduk. Ama yani çok anladığımı da söyleyemem açıkçası o dönem. Ama bir vakıf kuruldu o zaman, toplumsal araştırmalar vakfı kurulmuştu, oraya gidip geliyorduk. Biraz daha üniversitelerde şeye yönelmek yani direkt politik faaliyetten ziyade bir de o o politik iklimden dolayı bir de o baskı ikliminden dolayı sonuçta 90'lardayız. Ee, biraz daha böyle kültür sanata yönelme, işte biraz daha sosyal faaliyetlere yönelme, vakıflar kurma, daha kitlesel etkinlikler yapma ve insanlarla temasını arttırma, yani o o politikle mücadele etme, e, ön yargıları kırma üzerine bir siyasi strateji kurulmuştu. Biz de okulda kültür kulübünü kurduk. Ama unutmuyorum hani şey, bir potansiyel vardı aslında. Yani azdık, işte seni tam geldiğin dönemler bir yıl sonra. Ben örneğin aylarca şeyi hatırlıyor, hatırlıyorum yani birinci sınıftayken. Tek başıma birinci sınıf, ikinci sınıf, yani bütün kitap bir oda vardı. Gitmiştim ki yayın evlerinden kitaplar almıştım. O kitapları tek başıma kantine iniyorum. Bizim altta kantin vardı ya açılan yer bahçenin orada. Orayı indiriyordum tam kapının girişinde bir stand kuruyordum tek başıma orada kitaplar satıp insanlarla işte politik olarak bir tanışma şeyi yapıyordum e şansını deniyordum yani tanışıyordum da insanlarla ama insanlar çok durmuyorlardı yani hemen böyle bir tedirginlik şeydi artık si artık bir örgütlenme de çok kalmamış olmasına rağmen biraz daha söylemlerin çok daha e nasılide ılımlı olmasına rağmen çok keskin söylemler olmamasına rağmen insanlar genelde tedirgindi. Ondan sonra kültür kulübü işte kurduğumuzda bir toplantı yaptık. abi bak, bir salon da oldu yani. Bayağı insan geldi filan. Orada konuştuk. Çünkü bir şey de vardı yani tespit şey açısından doğruydu. Yani e, öğrencilerin apolitiklik içinde bir yalnızlaşması veya işte o politik o apolitikliğin her türlü kültürel faaliyetten de insanı koparttığı, o baskı iklimini hissettiği, her şeye kaygıyla yaklaştığı bir dönem de vardı. Ondan sonra kültür kulübünde bayağı bir insan olduk. Böyle arkadaşlarımız oldu. Daha bir arada hareket edip konserler, etkinlikler, paneller, söyleşiler yaptık. Öyle biraz şeyde, üniversitede, iletişim fakültesinde, Nişantaşı'nda, küçük bir zaten fakülteydi. Orada biraz kalabalıklaştık. Yani genel olarak aslında üniversite sürecim böyleydi sosyalleştiğimiz alanları konuşalım. Ne, nereleri hatırlıyorsun? Bu e, sadece okul çevresi değil, Taksim, Kadıköy, e, o zamanlar öğrenci hareketinde yoğun olarak e, bir arada bulunduğu mekanlara sorsam ne gelir aklına? Ya aslında Beyo, bizim Nişantaşı'nda olduğumuz için ağırlıklı Beyoğlu'ydu. Hatta o ilginç bir süreç. Gerçekten analiz edilmesi gereken de belki akademisyenler böyle bu konuyu daha detaylı inceleyecek olanlar onu da irdelemeli. Yani bir şekilde bu bir elitleşme hali aynı zamanda. Yani Tabii o zaman bunu çok aklımıza ermiyordu. Yani bu politik olarak çok şey yapmıyorduk ama mahalle çalışmalarından ziyade yani halkla temastan ziyade bu bahsettiğim şey alana yönelmek, daha böyle kültürel faaliyet alanlarına yönelmek, politik faaliyetleri biraz öyle Yani bir şekilde Beyoğlu'na çekti. Zaten öyleymiş daha önceden de ama şeyi dinliyordum ben. 89'daki sol hareketler Beyo Beyoğlu'na gitmek ayıpmış falan yani. Böyle Beyoğlu'na gittim, bira içtim bir yerde falan görüldüğünde böyle bazı siyasi hareketler için hepsi için değil. Böyle sıkıntı doğuran şeylermiş bunlar yani. Daha çok mahallede olmak gerek falan diye. Bak enteresan. Yani şeyleri de hatırlıyorum. Yani o güvenlik kaygısı da var hala. Yani işte içine polis mi giriyor, şey mi giriyor. Ben, şimdi hala inkar ediyorlar bizimkiler ama beni bir eve götürdüler ilk geldim. İşte tanıştık manıştık onlarla örgütleniyoruz, şey yapıyoruz falan. Yani bir de biz yani şey bir hareket de değiliz yani. Anladın mı artık? Dağılmış bitmiş bir hareket o anlamda. Yani dağılmış bitmiş derken haksızlık da olmasın. Yani en azından şöyle bir hareket. Yani nasıl siyaset yapacağını karar vermeye çalışan bir hareket. İllegal ayağı yok olmuş bir hareket bir anlamda. Yani öyle bir biz ama beni bir eve götürdüler. E, dolaşa dolaşa gittik eve. Yani bir saat yollardan, aralardan, minibüslerden şeyden falan. Sonra evden bir çıktım, iki adım minibüs, minibüse bittim, okula gittim. Ya yani niye bu kadar dolaştınız? Hala diyorlar ki yolda kaybolduk, ondan öyle gittiniz diyorlar da. Benim o aklımda şey var, diğer siyasetler bunu yapardı. Eve götürdükleri ilk kişiyi dolaştırırlardı yani. Bir güvenlik tedbiri olarak evi bir daha bulamasın diye. Şimdi yani belki öyle geçmişten kalan şeyler. Ama bir süre sonra o yapı, o kültürel faaliyetlere yönelen, biraz üniversite hareketini de e, o anlamda e, bir yol yürüyen e, hareketler Beyoğlu'na daha çok gitmeye başladı. E, Beyoğlu'nda işte Vakıf Toplumsal Araştırmalar Vakfı kuruldu. İşte evrensel, yani TDKP'lerin daha onların farklı işte orada merkezleri oldu. Pek çok yapının Beyoğlu'nda. Ve onun da dönüştüğü bir dönemde o anlamda yani böyle kültür sanat faaliyetlerinin biraz daha tekrar yeşerdiği orada böyle işte sinemaların, tiyatroların filan arttığı bir dönemde. Oraya gidildi. Yani o vakıflar o anlamda şöyleydi yani kütüphanesi olan, temas kurabildiğin, konuşabildiğin, tartışabildiğin, politika üzerine, siyaset üzerine konuşabildiğin, ya müzik alanında insanlara kanal açan, bunun etkinlikleri, atölyeleri olan, eee yazı çizici üzerine işte senaryo yazım teknikleri, gazetecilik üzerine dersler alabildiğin. aslında baktığımda çok şey yani konserler organize edip böyle o konserlerde gençlerin eğlendiği ve aslında bir şekilde bir ben insanın da geliştirebilecek bir kanaldı. Yani sadece o politik faaliyetleri, sadece politikaya kafayı yormaktan da bizim de penceremizi biraz açan faaliyetlerdi onlar. Bağlıklı Beyoğlu o anlamda. Artık şimdi şimdi onu düşünüyorum. Beyoğlu yürürken böyle yürüyemezdik yani. Herkes birbirini tanırdı yani. Aa ana haber? Sen ne Mehmet? Aa işi ne yapıyorsun? Neredesin? Falan. Herkes böyle o Beyoğlu caddesinde bir süre soru oldu. Ama işte bunun bir yan etkisi de oldu. Yani mali hareketleri, mali örgütlenmeleri, siyasi hareketlerin daha geri plana düştü. Bütün siyasi hareketlerin merkezleri böyle daha vakıf tarzı faaliyetlere döndü. Ve şey, yani Kadıköy'de öyleydi zaten. Yani Kadıköy her zaman öyleydi. ama bak, tam o dönemde herhalde 94 yerel seçimleri. Dedik ki, yok siyaset ne kadar ilginç ya. Yani. Dedik ki mahalle hareketi de, işte ok meydanında falan var zaten. Yani belirli bölgelerde mahalle örgütlenmesi var. O daha önceden kalan mahalle örgütlenmesi var. Beylerbeyi'nde Beyler beyinde de var. Yani pek çok yer, onu da haksızlık etmeyeyim. Yani mahallede çalışan arkadaşlarımız da var. Ve onlar çok kıymetliydi gerçekten. Ama onlar daha geri plana düştü işte bu anlattığım tabloda şeye gittik. Küçük çekmece dediler ki milletvekili adayı çıkartacağız. Şimdi biraz da artık siyasi yasal siyasete partiye hazırlanıyor bizim siyasi hareketlerimiz. Onun için bir ön şey olarak küçük çekmece belediye başkanı adayı çıkartacağızlar. O biz gittik küçük çekmeceye. Bir çalışıyoruz. Her akşam afiş, kahve ziyaretleri, şunlar bunlar. Ama afiş konusunda muhteşemiz. Zaten üniversiteli olduğumuz için oraya bir geliyoruz. Bütün sokakları işte kırmızı, ıı, sarı böyle şeylerimiz vardı, sloganlar. Parti girişimi de değil daha. Yani bir slogan bulmuş. O slogan üzerinden yapıyorduk. Ya bize gelip en son şey diyorlar. Ya geceleri çıkıyorduk kapışları. Işte, Fasistlerle çatışmaları, kavgalar oluyordu, şey oluyordu filan. CHP filan bize gelip, DSP meclis odan gelip ya ittifak teklif ediyorlardı. Yani gelin ittifak yapalım. Ya siz herhalde çok büyük iş yapacaksınız. Oy potansiyeliniz var filan biz de öyle zannediyorduk açıkçası. Bayağı oy alacağımızı falan zannediyorduk. Ama sonra küçük çekmede seçim sonuçları bir açıklandı. Yani bazı arkadaşlar bile yanlışlıkla sandıkta farklı oy vermişler falan. Ee, ama böyle bir hezimetti. Şimdi o yani orada şeyi görüyorsun. Mahalle çok daha zor. Mahallede insanları ikna etmek çok daha zor. O temas çok daha zor. Bir anlamda da belki kolaycılıktı o şeye yönelmek. Ama şeyi çok net hatırlıyorum örneğin. Başka türlü bir şey değil konser organize etmiştik. Ee, şeyde yeni türkünün de sahne aldı açık havada. Yani o böyle şeydi. Yani binlerce insanı topluyorsun. Yani işte öyle şeylerle motive oluyorsun. Daha sonra bu tabi e, tabii ÖDP'ye yönelecekti. Özgürlük ve Danışma Partisi'ne yönelecekti. E, o partileşme sürecinde biz zaten her zaman siyasi hareket olarak mantığımız mümkün olduğunca kitleselleşmek, mümkün olduğunca e, insanın bir araya gelmesi, bir toplumsal muhalefetin bir birleşmesi, bir bütünlük oluşturmasıydı. ÖDP de Aşkın ve Devrim Partisi sloganıyla o yola girmişti. Onda da aynı şey oldu. Yine işte çok büyük umutlar vardı. İşte süpürge eylemleri, sloganlar, mitinglerde binlerce, on binlerce kişi. Ama dedim ki siyaset farklı bir şey yani siyaset zor bir Ama şey. çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Çok. Yani gerçekten de artık böyle o 80'den sonra, o ağır yıkımdan sonra bir e, yasal siyasetle e, bir diriliş aslında yani öyle bir hava vardı. Çünkü bir yandan tabii şey unsurları da vardı yani farklı görüşleri bir araya gelebileceği bir siyasi çizgi oluşturulmuştu. Aydınların da büyük desteği oluyordu böyle bir siyasi çizgiye. Ama dediğim gibi yani örgütlen, örgütlenmek ayrı bir şey. Örgütlenmek ayrı bir şeydi yani. Bunun biraz şimdi üniversite ayağını e konuşalım. Koordinasyon. Koordinasyon Hı. neydi? Sen nasıl içerisinde yer aldın? Ya şimdi koordinasyon şöyle bir şeydi aslında. Yani biz öncesinde, e, şimdi dedim ya yani siyasi, yani üniversitede çok, bizden önce de çok örgütlüydü siyasi hareketler. Yani bizim geldiğimiz dönemde bir dağılma vardı. Özellikle işte yeniden diye tarif ettiğimiz devrimci o geleneğinin yeniden kısmında. Bir de bizim dergici dediklerimiz vardı. Onlar daha Alk işte, halk evleri daha farklı yani bir ayrışma yani sonuçta evinci yol merkezinde ama daha sonradan bir ayrışmayı temsil eden iki grup. Şimdi biz üniversitede çalıştık bir süre kültür kulübü faaliyetleri ve bir yandan da vakıf var otobüs araştırmalar vakfı. Otobüs araştırmalar vakfında da bir, bir araya geliyorduk olabildiğince farklı fakülteden insan. İşte İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlarımız vardı. Mimar Sinan güzel Mimar Sinan'dan edebiyattan arkadaşlarımız vardı. Ama yine tabii o şey yoktu. Yani o, o bağlantı tam değildi. Biz bir süre sonra şunu tartışmaya başladık. Bakıfta yaptığımız toplantılarda. Ya bir şey yapalım. Yani üniversiteler çapında bir bir araya gelelim. Yani o eski kadrolar yine bir araya gelsin. Bunun için nasıl bir yöntem izleyelim diye toplantılar yaptık. Ve gezmeye başladık okulları. Yani o arkadaşlarımızı bulduk. Eskiden yani siyasetten de uzaklaşmış arkadaşlarımızı bulmaya çalıştık. İşte o arkadaşların... Ya da kültür bizim kültür kültür kulübü vardı. Onların da farklı kulüpler, kuranlar vardı. Ee, veya kurmayı düşünenler vardı. Biz yani onun için, onun için benim üniversitedeki e, zamanından daha çok bir ara farklı üniversiteler, fakültelerde geçti. Bir de tabii bir araya gelir. İslam üniversitesinde sürekli faşistlerle çatışma oluyordu. O atlıyorduk oraya gidiyorduk. Marmara göztepede çatışma oluyor. Oraya gidiyorsun. Marmara hukukta çatışma oluyor. Oraya gidiyorsun. Avcılar'a bile gittiğimizi biliyorum. Yani Avcılar'da çatışma olur. İTÜ'de çatışma olur. Oraya gidersin. Yani faşistler de saldırıyor. Yani de bir anlamda güçlendiği bir dönemde. ve o şey, yani o teması biraz daha örgüleyelim yaklaşımı vardı. E, onun içinde biz orada yani diğer okullarda da ne yapabiliriz diye toplantılar yaptık ve gittikçe sayı arttı gerçekten. Diğer okullarda da kulüpler kuruldu. E böyle yeni bir kuşak aslında tam o 89 döneminin devrimcilerinden sonra daha muhalif, biraz daha yeni dönemi de temsil eden, biraz daha rahat, biraz daha böyle nasıl denir, kitleselleşme potansiyeli de tanıyabilecek bir yapılar ortaya çıkmaya başladı. O, o otonom yapılar bunlar. Yani birbirleriyle bağlantılı olan değil ama herkes birbirine destek verdiği yapılar. Tabii otonom örgütlenmeler de vardı. Boğaz içinde vardı, İstanbul Üniversitesi'nde vardı. Yani farklı örgütlenmeler de vardı gerçekten. Ya şimdilik, ya istersen şimdilik kıyaslayınca garip bir politik bilinç şeyi vardı. Yani İlginç, gerçekten ilginç yani. AKP iktidarı öncesinden sonuçta bahsediyoruz. Yani değişikti. Ama tabii o dönemi anlatmak için de şunu bilmek lazım. Yani ondan sonra süsülük kazası olacak ve süsülük kazasından itibaren de ve öncesindeki o devletin aslında mafya, devlet, siyaset üçgeninden kirli işlerin döndüğünün resmi tablosu ortaya çıkacak. Bir yandan o dönemde yargısı infazlar var. Yani hapsedilen arkadaşlar var. Yani e, ağır bedeller ödenmiş. Yani tam bizim geldiğimiz dönem onun öncesi ve devamı olan bir süreç. Ne yani bir anda öyle bir sert boyutu da var. Biz o sert boyutun aslında bir, bir anlamda dışındayız ama yani orada çok sert bir olay da var yani durum da var. E, o yapılar bir araya geldi. Bu sırada o biraz dedim dergici arkadaşlar yani halk evleri çevresinde olan arkadaşlar onlar biraz koordinasyon fikrini onlar oluşturdular. Taşkışla da anafora karşı diye bir e, şey vardı. E, yine bahsettiğim bir Kulüp vardı okulda, Taşkış'ta, mimarlıkta yani İTÜ mimarlıkta. ona çağrı yaptılar. Yani gelin birlikte ne yapabiliriz konuşalım diye. Ve birlikte biz konuşmaya başladık. Yani bir toplantılar yaptık. İşte tekrar bir araya gelelim. Onlar da bizim aynı kafadaydılar. Yani bütün kulüpleri birleştirelim. Bütün kulüplerin birleştiği yerde de daha organize, bütün ayakları olan ve koordinasyonun temellerinin atılacağı bir fikir cimnastiği biçimde toplantılar yapıldı. Tam o sırada da harçlara, öğrenci harçlarına, üniversite öğrenci harçlarına çok büyük oranda zam geldi. Hatırlıyorum bak ilk eylemler bir şeyi çok güzeldi bence. Koordinasyon amblemi çok güzeldi. Gerçekten ya yapan arkadaşın adını unuttum ama gerçekten çok güzel bir amblem tasarlanmıştı. Ve böyle şeyi temsil ediyordu gerçekten. Yani tam anlamıyla koordinasyon onu temsil ediyordu aslında. Yani bir yenilenme ihtiyacı. Şimdi e, Sol aslında tutucu. Gerçekten tutucu. Yani ben kendimi de katarak söylüyorum. Yani biz e, ağır bedeller ödemiş e, siyasi geleneklerin sonundaki e, insanlardık. Şimdi onların ağır bedellerini hissetmem mümkün değil, tam anlamam mümkün değil. Ama o geleneğin ödenen bedellerle oluşturulmuş e, tabuları var veya işte e, dinamikleri var veya iç yapı yapılarındaki şey var, denklemler var. Bu ister bir tutuculuk doğurmuş ve bir e, yani kendini güncelleme konusunda sıkıntı yaşayan yapılardık hepimiz. Bizim hareketimiz örneğin bizim siyasi hareketimiz buna en meyilli olandı düşün yani. En meyilli olandı orada bile bunun şeyi olurdu, kavgası olurdu. 31 Mart'ı anayacaksın şimdi. 31 Mart'ta da gidip böyle lay lay diye anamazsın yani. Bir yandan devrimci gençlik pankartını açardın İstanbul Üniversitesi'nin içinde, hukuk önünde. Yani bunu şeyi olurdu, aksiyonun Ama bir yandan da şey yapman gerekiyordu. tam kadro hareketi değilsin. Bir yana kitleselleşmeye çalışan bir yapısın ama geçmişine bakıyorsun, geçmişin bambaşka dinamikleri var. onu biraz yani koordinasyonda tam o güncelleme aslında. Yani bir anlamıyla yeni o geçmişle bağlarını koruyan ama yenilenen, kitleselleşebilecek ve demokratik değerlerle yol yürüyebilecek. Daha böyle sokak aksiyon kısmını e, kitleselleşerek ortaya koyabilecek bir vizyona sahipti. Bunun şeyini düşünüyorum, yazı çizik kısmını düşünüyorum çok zayıf. Yani bunun yazı çizik kısmı gerçekten çok zayıf kaldı. Yani bu doğrudan bir pratik yani bunun teorisi elbette yapıldı. Yani dergilerde çok tartışıldı, çok yazıldı. Neler yapılması gerektiği konusunda. Derimci Gençler dergilerinde de yazıldı. Yeniden de yazıldı. Kurtmuşlar Onlar bunu analiz etmeye çalıştı. Çünkü farklı yapılar vardı gerçekten. Ama yine de teorisinden önde giden bir şeydi. Çünkü o şey formu çok basitti. Yani basit derken şöyle. Yani sorun belli. Bir örgütlenme modeli sana zaten onu dayatıyor. Ve böyle sokağa çıkıyorsun. İlk sokağa çıktığımız herhalde şeydi koordinasyon olarak. Hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlıyorsam arkadaşlar düzeltir. Dediğim gibi artık yaşlıyız yani 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ee, şey Göztepe tarafındaydı yani karşıdaydı. Kadıköy'e doğru yürüyorduk. O bir baktık birdenbire o harç eylemlerinden özellikle üniversite harçlarına yapılan zamdan sonra birdenbire binlerce insan e çıktı. Yani eylemler. Yani biz de şaşırdık yani. Biz de o kadarını beklemiyorduk. Ama herkes okulda örgütlemişti eylemi gerçekten, oraya getireceği insanları örgütlemişti filan. O eylemden sonra gerçekten de kitleselleşiyoruz, bir dinamizm ortaya çıkıyor. Onu hissettik. Çok umutluyduk yani o anlamda. Ve o böyle bizi şey yaptı, çok ciddi motive etti. Ve aslında koordinasyon da bir anlamıyla benim hatırladığım en özet haliyle böyle yola çıkmış oldu. Talepler neydi? Ya asıl talep ne istiyoruz? Özgürlük. Ne zaman? Hemen şimdi. Vermeyecekler alacağız. Yani slogan mı? Çok da güzel bir slogandır bu arada. Çok severim. Yani kim buldu yine bilmiyorum yani. Ama çok güzel bir şeyi var. İşte zaten eylemsel olarak kendini yenilemek. E, yani bu işin baş, başlangıç şeyi. Yani e, bu çok önemli bir şey. Bu çok yetenek de gerektiren. E, çok açık fikirli olmayı da gerektiren de bir şey. Yani yine 90'ların karanlığı ve o 90'ların karanlığında apolitize edilmiş bir kuşak, e, çevresi çok apolitik bir kuşak e, ama bir şeyleri değiştirme amacı olan ve bunun içinde e, o korkuya, o politik, o darbe korkusuna falan da kafa kaldırmak isteyen gençler ama e, onu kitleselleştiren, eee o talebi daha güçlü hale getiren bir iyi örgütlenmek. Bak bu çok önemli. yani şey yok, işiniz kadar problem olsun. İyi örgüt bugün yaşadığımız gibi Dünya kadar problem yaşayabilirsiniz ama bunu iyi örgütleyen insanlar yoksa bunu yapamazsınız yani. O, o hareket yeşermez. Orada iyi örgütlüyordu üniversiteleri gençler. Yani biz de çalışıyorduk. Yani tek tek insanlarla konuşuyorsun, işte kulüpler yapmışsın. O kulüplere gelen insanlar var. Sana öcü gibi yaklaşırken yani diğer siyasetler aynı siyasi devam ettiriyorlardı böyle. Yani onlar zaten kitleselleşme gibi kaygıları da yok gibi davranıyorlar. Yani örgütleme dediğin şey yani oraya o yapı seni içine alacak. Yani senin bir şey katabileceğin bir hava vermiyorlardı oraya o yapılar. E, ve şey e, o, o, yapılar onu yapamazdı. Çünkü o, yani o kadar açık fikir yoktu ortada. Bir de çok merkezi yapılardı. Onlar çok merkeziyetçi yapılar ve o merkezi yapılar e, genellikle şeye dayanıyorlar. Yani örgütsel disipline dayanıyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu. Bizde örgütsel disiplin falan yoktu yani. Biz aklımıza bir şey istediği zaman yapıyorduk. Veya işte hatta üsttekilerin oraya, oraya müdahale etmesini falan sevmezdik yani. biz öğrenciyiz ya. işte şeyi tartışırdık sürekli. öğrenci hareketi o, bağımsız olmalı o yapılardan derdik yani. Nasıl özel üniversite istiyorsa o yapılardan da bağımsız bağımsız o olmayı, daha gençlik hareketi olarak kalmayı isterdik. Buna dair de bir direnç gösterirdik. Diğer yapılardan farklı olarak. Diğerleri böyle partilerin gençlik kolları veya örgütlerin gençlik yapılanmaları gibi olurdu daha fazla. Biz o kadar öyle değildik yani. Özerk üniversite, demokratik üniversite, ana talepler. Ya çünkü o zaman da ya şimdiye bakıyorum. Bir de o zaman şimdi onları sloganlar söylüyorum da yani hep bugün aklıma geliyor. Bugün aklıma geldikçe de diyorum ki bu kadar mı kötüye gider yani? yani gerçekten de Ünsal bizim hocamızdı yani. Şimdi ben düşünüyorum Yusuf Oğuzkay, bir ders verse, ertesi gün kapının önüne koyarlar yani devlet üniversitesinde yani. O kadar aykırı provokatif anlatırdı yani. Bir gün tutmazlar üniversitede yani. Hukukta öyle öğretim üyeleri vardı. Profesörler vardı. Falan. Veya giderdik dekanla kavga ederdik. Bizim okulda örneğin yani dekanla ben kaç defa kavga ettiğimi biliyorum yani. Kulüplerden sorumlu hocayı kaç defa ağlattığımızı şey biliyorum yani. Uğraşırdı bizle. Şey yapmaya kurtarmaya çalışırdı. Gözaltı olurdu filan. Ama yani yine de tabii o şey vardı yani sinemize özgürlük alanları tabii ki yine yoktu. Ee, bu aklıma geliyor bunlar ama bu hadiş tam bir özgürlük vahasıydı o anlamda. Ona rağmen orada da bir mücadele ve e, şey vardı, örgütlenme vardı, otonom yapılar da vardı orada. Ama baktığımızda e, bu örgütlenme yani özel demokratik üniversite e, çağrısı e, ve harçlarla birlikte bir zemine oturdu. Yani harç zamları ile birlikte ve çok hızlı kitleselleşti. Gerçekten çok hızlı kitleselleşti. Bizi şaşırtacak derecede hızlı kitleselleşti. Ya yani o anlamda ana dinamiklerinin bir güncellenen, yenilenen bir sol algısını yaratmış olması, bunun karşılık bulması. Çünkü gerçekten gençler kendi ifade edecek yer bulamıyorlardı. Koordinasyonu görünce, Aa bunlar benim gibi ya. Yani açıklar bana. Fikrimi açıklar hissi yaratıyordu yani. Ki, tabii ki örgütlenme o bütün dernekli şeyler, kulüpler, e, yapılar, onların bir araya gelen otonom yapılar falan pek çok farklı yapının bir araya gelmesi yeni bir enerji de doğuruyordu. Ve her zaman şu güç yani güç gösterdikçe güçlenirsin. Yani kitleselleştikçe kitleselleşiyordun. Ya bakıyordun, ha eylem yapıyorlar. Bir süre şey sonra biri daha geliyor, biri daha geliyor. Sonra eğleniyorsun. Slogan zıplayarak atıyorsun. E, alay ediyorsun polisle. Yani böyle taş atmaktan da yani onlarla alay ediyorsun, şey yapıyorsun. Yani o e, yeni siyaset tarzı ve gençlere de gençliğini de yansıtan, toplumun genç zihinlerinin de yansıtan o e, muhalefet ve sokak tarzı e, ciddi bir bilgi yarattı. E, ve dediğim gibi bir anlamıyla Türkiye'nin o geçmiş apolitikleştirme e, sürecine de bir tepki olarak böyle yeni bir siyasetin doğduğunu düşündük. Nasıl sönümlendi? Orada bak çok ilginç bir tartışma oldu. Gerçekten çok ilginç bir tartışma. Şimdi bunları çok net hatırlamıyorum. Yani bu konuda haksızlık ediyorsam bilmiyorum yani gerçekten. Ama şu tartışma çok net başladı. Şimdi böyle hareketler kitleselleşirler. Ee, ve o kitleselleşen hareketler dönüşürler. Yani yani gerçekten dönüşürler. Bu, bu, tartışılmaz. Yani farklı yapılar çıkar içerisinde, farklı tartışmalar yaşar. Bir özgürlük ortamı. Gerçekten özgürlük bir denişme partisi de öyleydi. Otururduk, saatlerce tartışırdık. Yani. Herkese kendi fikrini söylerdi. Ve kimse de ya sen ne diyorsun? Sen devrimci harekete ihanet ediyorsun, şöyle yapıyorsun. Sen yok ya salçası, sen illegal. Böyle bir şey denmezdi yani. Herkes birbirini dinlerdi. Kurtmuş yapısından çok böyle tatlı arkadaşlarım vardı. Ben onları örneğin geçmişte falan kurtmuş falan dedi. Yani şimdi söylemeyeyim bir arkadaşım canım yani. Öyle çok severim yani. Hala da çok severim. Yıllardır görüyorum ama çok seviyorum. Çünkü bakıyorsun yani farklı düşünüyorsan senden. Sen de ondan farklı düşünüyorsun. O kadar güzel konuşurduk ki. Can da vardı bak örneğin. Can Atalay şimdi hapiste. O ÖDP'nin kuruluşu. O da öyle bağımsızdı. Hep hiçbir zaman örgütlenmez diye. Ben acayip gıcık olurdum. Bunu sürekli örgütlemeye çalışırdık. o hep böyle bağımsız sosyalist takılırdı yani. O da oradaydı. Şimdi koordinasyon da böyle gidiyordu. Şimdi böyle giderken ya yani kitleselleştikçe de kitleselleşirken Birincisi, hangisi önce hangisi soru hatırlamıyorum ama artık bir hata yapıyorsam, soru artık şey olarak düzeltme bilirsem düzeltirim. Diğer arkadaşlar, özellikle dergi çevresi dediğimiz bizim, daha böyle halk evleri, devrimci gençlik onlar kendilerine tanımlar. O arkadaşlar, bu kitleselleşmenin bir kadrolaşmasının olması gerektiğini söylediler. Yani dediler ki kitleselleşiyor bu hareket, büyüyor, yani tartışılır büyüyor, daha genişliyor ama bir kadro yok yani. Bir aynı sen ben bizim olan eylemlere çağırıyor. İnsanlar eylemlere geliyor. Sonra dağılıyorlar, gidiyorlar. İşte dernekler, şunlar bunlar filan. Biraz böyle şey olması lazım dediler. Yani daha cüretkar olması lazım hareketin dediler. Onlar bunu öyle söylemedi. Ama ben bence düşündüğüm onlar oradan kadro. Daha böyle örgütleyelim. Daha kalabalık ve daha hem diri hem yeni siyaset yapan ama daha da dirençli bir yapıya dönüşelim. Böyle lay lay olmaz bu iş. Yani en, Tabiriyle. Yani bu bir kadro da doğurmalı diye düşündüler ve onlar şeyi savundular. Daha böyle barikatlara yüklenilecek eylemler, daha böyle Beyazıt'a o zaman çıkmak meseleydi. Beyazıt'ı çıkmayı hedefleyen, meydana çıkmayı hedefleyen, böyle daha zorlayan, o baskı ikliminin daha sınırlarına yüklenen bir şey istediler. Süreç düşündüler, öyle hayal ettiler. Biz şeyi düşünüyorduk. Yani bizim geleneğimizde de olan aslında öğrendiğimiz, ya yani benim de siyasetten öğrenmişim. Ya kitleselleşsin bu hareketler. Bu hareketle öğrenci hareketi de, de kitleselleşsin. Bir kadro çıkartma gerekecekse, bir şey gerekecekse, zaten o kendi kendine bunu yapacak. Ama bizim öncediğimiz, mümkün olduğunca hala insana ulaşmak. Yani bu lay lay long, evet lay lay belki. Belki senin istediğin kadar politik olmayabilir. Ya senin kadar keskin de düşünmeyebilir insana. Belki de gerçekten böyle bir muhalefete ihtiyaç var. Ama bu kitleselleşen hareketlerin içinden Yeni kadrolar, yeni fikirler çıkar. Ve bu fikirler örgütlerler. Hatta koordinasyon olmazsa da başka bir şey olur. Ve o yapı belki bunu örgütler. Yani oradan yani buna yön vermeye çalışmanın çok makul olmayacağını düşünüyorduk. Bak ne enteresan. Sonra o eylem bir A4 diye bir eylem yapıldı. a 4 sanırım adı. Öyle bir eylem kararı aldılar. Tartışıldı o. Ben dedim ki, ya yani biz dedik ki, biz, ya arkadaşlar bunun şimdi zamanı değil. Bunu şimdi yapmayalım. Şeyi dağıtırız. Yani yapıyı dağıtırız. Şimdi bir şey mu? bir potansiyel oluşmuş bunun zaman Bu yapı daha genişlemeli. Bunlar yok dediler yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Ya, bir tabi abi o birbirimize girdik yani. Bir sol için en temel problem şudur. Sol bir arada. Ya geçen bir film izliyorum eyle. Brian'ın neyi? Hayatı yani bir İngiliz böyle matrak şeyleri yapan adamlar var. Atlarını unuttum ve çok matrak, aykırı filmler yapan adamlar. <laughs> Orada onu hissettim. Şeyi anlatıyor. İsa konuşuyor. Kudüs'te. Bunlar çok matrak gerçekten böyle çok da komik filmler. Bir grup en arkada kalıyor. Bu en arkadakiler konuşuyor. Ne diyor diyor İsa'lar. Her şeyi yanlış anlıyorlar. Kulaktan kulağa geliyor. Bunlar bunların her şeyin farkında. Değil. Orada Brian da var. Bunlar her şeyi farklı zannediyorlar. Yani peynir diyor. İsa şarap diyorlar. Peynir anlıyor falan yani. Öyle bir şey. Sonra bir arena var. Arenaya gidiyorlar. Arenada da Brian şeyi satıyor. Çerez satıyor. Oradaki siyasi yapılıyor. Brian de kendini dahil çık bir yer istiyor. Arkadaş yani 79 yapımı İngiliz İngiliz yapımı. 79 İngiliz yapımı bir filmden bahsediyorum. O işte Yahudi karşıtı bilmem ne birliği, Yahudi cephesi bilmem nesi, bilmem ne bilmem üçer üçer böyle gruplar olmuşlar solcular <laughs> ve birbirlerine saldırmayı düşünüyorlar sürekli. Bunun planını yapıyorlar falan. ama diyor Romalılara karşı mücadele etmeyeceğiz mi falan diyor. Yok diyor önce onları halledeceğiz falan diyor. Yani demek ki 79'da İngiliz yapımı bir filmde bu tartışılıyorsa bu ideolojinin temelinde böyle bir sıkıntı var. Yani bu, yani bu, bu politik zihniyet temelinde böyle bir problem var muhtemelen. Biz de bir süre sonra ben başladı zaten o kavga yani. yani. Bir arada durmak zordur. Bir şundan kaynaklanıyor. Herkes politik fikirlerinde çok güçlü olduğunu düşünür zaten o. Egolar çok yüksektir. E bir de zaten tartışan, düşünen, politik şey yapan insanlar öyle biat temelli de yapılanmaları olmadığı için de onları bir arada tutmak gerçekten de zor. Ama onlar dedim ki bunu savundu. A4 eylemini yaptılar. Hatta bize A4 eylemine katılmadığımız için Sonra A4 polis müdahale edecek. Gittik orada bir tepenin üzerinde mevzilendik. Taş maş aldık. Polis müdahale ettiğinde taş atacağız diye. Ha, gerçekten polis müdahale taş attık. Biz de polisle çatıştık. Şey yaptık filan. Müdahale oldu. Şey oldu filan. Ama orada bir ayrışma şeyi başladı. Ama işin temel e, geriye gitme kısmını nerede hissettin dersen 6 Kasım, 6 Kasım 96. Yani orada e, biz de şey kararı verdik. Yani Beyazıt Meydanı zorlamak gerekiyor. Tam artık e, kazası olmuş. Yeni daha yani olmuş. İşte e, böyle çeteler ha, işte mecliste öğrenciler hapiste sloganları atılıyor. Öğrenciler hapse atılmış. Mecliste protesto yapan öğrenciler. E, yani o karanlık yapı da ortaya çıkmış. Yani o artık devletin içinde ki o karanlık yapıyla da yüzleşilmiş. Mehmet Ağar da İçişleri Bakanı yani. Bir yandan Avrupa Birliği şeyi de başlamış ama. Avrupa Birliği hedefiyle ilgili böyle e, bir vizyon böyle göya konuşuluyor. Yani müdahalede ne kadar olacak kestiremiyoruz. Ama yük, barikata yükleneceğiz dedik yani. O 6 Kasım'ın bütün siyasetlerde herkes de katıldı yani. Orada şey de vardı. Barikata yüklendik gerçekten ama bizi çok fena dövdüler. Yani öyle gerçekten bayağı ciddi, sert bir müdahale oldu. O sert müdahaleden sonra yani hareket bir koordinasyonda çok ciddi bir sallandı yani daha doğrusu artık böyle bölünmeye başlayan, zaten parçalanmaya başlayan yapı e, çok daha fazla direnç gösteremeyecek bir hale geldi. E, ve Böyle yavaş yavaş sönümlendi. Şimdi bugünden bakınca e, neyi farklı yapsaydık buraya gelmezdik desem ne dersin? Ya ben şuna çok inanan bir insanım. yani örgüt te, yani örgütlenmeye çok inanan bir insanım ben yani. Bak eylem yani ben kendim bildim bileli dediğim gibi şey yani 17 yaşında üniversite gelmişim ve politize olmaya başladım politik olmuş ama desen gibi akademisyenmiş, misin şey musun musun? daha çok pratik insanıyım yani e, örgütlenme insanıydım hep teorisyen değildim yani o hareketi teorisyenleri de vardı yani onunla ilgilenen çok sayıda çok çok da yetenekli çok da akıllı arkadaşlarımız yani çok da böyle altyapılı yani çok zeka gerektiren çok güzel tespitleri olan arkadaşlar vardı. Ben üniversiteye geldiğim süreçte öyle şey, öyle 28 Şubat'tan sonra ne şeriat ne darbe diye eylem yapan bizdik. Yani siyasi İslamcıları kürbanın arkasına gizlenmiş bulurdun yani. Onlar öyle değildi yani. Bizim gibi değildi. Biz daha bedeli ödeyerek darbecilere karşı ses çıkardık. Onlar o kadar bile ses çıkartamazdı. Yani, baktığında örgütlenme için doğru formülleri bulan da bizdik. Yani e, mahalle komiteleri, direniş komiteleri, yani baktığında devrimci olun 80'deki örgütlenme biçimleri, ya bunlar çok, yani çok bu toprakların hareketleri ve bu topraklarda çok ciddi örgütlenme modelleri oluşmuşlar. Yani bu, yani bu topraklara özgü bir örgütlenme modeli oluşturmuş yapılar bunlar ve örgütlemişler, başarmışlar da. Şimdi diyoruz ya seçimde 60, 70 AKP çıkıyor. Ya 30 yıl önce değil belki 40, 50 yıl önce orası solun kalesiydi. Yani orada örgütlendi devrimci yol yani. Oradan, yani o Demircioğlu şeklinde CHP mitingleri boş kalıyordu yani. yani oranın insanlarıydı Demircioğlu'na sahip çıkan. Şimdi, şimdiki tablonun bu farkına baktığında aslında her şeyin değişebileceğini görebilirsin bir yandan. E, tabii şeyi her zaman akıllı tutmak gerekiyor yani. Bir hatadan ziyade senin üzerinden dozer geçti yani. 12 Eylül darbesi öyle basit bir şey değil yani. Her siyasi hareketti yıllarca kabuğunu kırmış veya kabuğuna çekebilecek kadar büyük bir darbe o. Onun çok etkisi var. Ama baktığında bu örgütlenme modeli, yani bu örgütlenme modeline sahipsin sen. Bunu devam ettirebilirdin. Üniversitede de devam ettirebilirdin. Bak ben hala ara sıra üniversitelere bakıyorum. Ve gerçekten dehşete düşüyorum. Yani. Bir tane yapı yok ya. Bir tane afiş göremiyoruz. Bir tane konuşma yapan bir çocuk yok. Biz kantinde mutlaka birimiz ikimiz çıkardık bir şey yapardık ya. Yani. Ve kavga ederdik bir şey vardı ama bir şey yapardık yani. Yıllardır yok. Tanıyamıyorsun gençlik hareketini. Yani acayip bir önümlenmiş. Ve hadi tamam bizden sonra böyle çok sert bir şey geçiyor üstünden diyeceğim ki o, ondan oldu. Ama bak şöyle bir bedel farkı var. AKP'nin son dönemiyle ilgili. AKP'nin belki son 10 yılı ile ilgili söyleyebilirim bunu. Ya biz eylem yapardık. Gözaltına alınırdık. Ya da arkadaşımız tutuklar. Kimse okuldan atılmazdı yani. Kimse yurdundan çıkartılmazdı. Kimse ee, sınıfta bırakılmazdı bunun için. Veya yurtlara bununla ilgili ailelere yazı gönderilmez. Yani kimse aileni arayıp bak senin çocuğun eyleme katıldı. Bir de baskı aygıtı çok daha bireylerin üzerine çöken bir biçim var şu an Türkiye'de. Yani şu anki Türkiye'nin otoriter rejiminde yani hem seni fişleme anlamında öyle hem eğitim hakkını engelleme yönünde hiçbir hukuk tanımayan, gerçekten hiçbir hukuk tanımayan bir şey var. Baskı dönemi var. Polis şiddeti de var aynı şekilde. Bu tabii ki etkiliyor bunlar. Yani bugün baktığımız tabloyu etkiliyordur ama asıl işin özü, ben siyasal hayatım boyunca analizlerimizin hepsinin doğru olduğunu gördüm. Yani üniversitedeyken parasız eğitim, parasız sağlık sloganı atıyorduk işte koordinasyon en temel sloganı. Parasız eğitim, parasız sağlık. Ya daha doğru bir slogan alamaz ya. Bak tarihimize geldik, bugüne geldik ve o kadar haklıymışız ki o kadar doğru bir slogan atıyormuşuz ki. Ben inan o zaman bu kadar farkında değildim o sloganın bu kadar doğru olduğunu. Şimdi parası olmayan insanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Parası olmayan insanlar eğitimi imamatiplere mahkumlar. Herkes çocuğu doktor olsun, avukat olsun ister. Ama parası, bu ülkede seküler olmak, yani çocuğunun evrim teorisinin olmadığı bu müfredatta en azından bu kadar yozlaşmamasını dünyadaki yaşıtlarıyla en azından fikir olarak onlarla bir denkliğin olmasını istiyorsan 150-200 bin liranın olması lazım yıllık. 100-200 bin liran yoksa çocuğunun bu yobaz gerici eğitim sistemine teslim etmek zorundasın. Ve seküler bir insan sağında bunu yapmak zorundasın 100-200 bin liran yoksa. İşte parasız eğitim, parasız sağlık dediğimiz buydu yani. Ya şimdi görüyorsun bundan iyi tespit olur mu? Bundan doğru tespit, daha doğru tespit olur mu? Kitleselleştiren de bu sloganlar zaten bu taleplerde ama tespit çok doğru. Ya veya bak daha sonrasına gidelim. Üniversitelerin özel olmaz. Ya üniversiteler özel olduğunu bilimsel olarak bir gelişim oluyor değil mi? Bilimsel olarak, fikir olarak, şey olarak. Ya ya özel üniversite sloganı o kadar doğru bir sloganmış ki. Ya, o zaman da bu, bu kadar doğru olduğunu olsun o sloganı. Yaşayarak öğrendim ne kadar doğru olduğunu yani. O özerk olmayan üniversitelerde bugün arpılık olarak tarikatlar, AKP'liler, siyasi İslamcılar doldurulmuş vaziyette bir tane makale yazmıyor herifler ya. Bir tane makalesi olmayan adam rektör oluyor ya. Uluslararası çapta hiçbir faaliyeti olmayan, bilime en ufak bir katkısı olmamış tipler o özerk olmayan siyasi iktidarın tamamen kontrolü altındaki okullarda rektör oluyorlar. Rektör oluyorlar, çalıntı çıkıyor tezleri şeyleri çalıntı çıkıyor. Bütün faaliyetleri, yani bilimsel faaliyeti yok ki insanların. Ve onlar rektör, onlar dekan, onlar şey. Ya hukuk fakültelerinde ilahiyatçı, dünya kadar dekan vardı bu ülkede. E i̇şte özel olmayan üniversitelerinde bilimi öldürdün, ülkenin gençliğini öldürdün, ülkenin fikrini öldürdüğünü yaşıyoruz biz şu an. Eskiden baktığında uluslararası şapta o üniversiteler çok üst sıralarda, çok üst sıralarda değildi belki yine ama ilk yüzde görürdün yani. Ha ya ilk 500'e Türkiye'de üniversite giremiyor. Özel üniversite sloganı da çok doğruydu. geçelim demokratik olma kısmına. Yani işte demokratik olmayan ülkede ne olduğunu görüyoruz şimdi. Yani üniversitelerde o demokratik fikir olsa, o demokratik kültürü gelişse çok farklı. Şimdi apartman üniversitelerinde, şeylerde, her şehirde birkaç tane üniversitede demokratik kültürün yanından geçmeyen bir eğitim sistemin içerisinde çocuklar göya diploma alıyorlar. Ve diplomalı işsizler ordusunu oluşturuyorlar. Başka hiçbir şey yok. Karşına o kadar liyakatsiz, o kadar boş insanlar geliyor ki. O kuru akademisyen arkadaşlar öğretim üyesi arkadaşlarla konuşuyorum. Dehşete düşüyorum yani. Dehşete düşüyorum. Dehşete düşüyorum yani. Yani bunlar paralı üniversitede gelen çocuklar. Dehşete düşersin. Gerçekten dehşete düşersin. Anlattıklarına ben inanmıyordum. Vallahi inanmıyordum. Sonra 5 kişi, altı kişi, 7 kişi. Ulan gerçekten böyle böyle abi dediler yani. Şimdi e bütün bunlara baktığında bir şan ya onu bırak. Bırak şeyi de geçtik. Hadi üniversiteyi de geçtik. Şey de ÖDP'nin de bütün fikirleri işte bunlar bu çerçeve. Bütün analizler doğru, bütün fikirler doğru. AKP'nin gittiği nokta konusunda, siyasal İslam konusunda, büyük Orta Doğu projesi konusunda, yani yeni dünya düzeni konusunda bütün tespitler doğru. E şeye gel, Fethullahçılarla AKP ortaklığı, Fethullahçıları da tespit etmişim. Bunlarla ilgili de demişim, ya bunlar devlet örgütleri. Yine doğru, bütün tespitlerin doğru. Fethullahçılar darbe girişimi yapmış. Ondan sonra AKP iktidarını korumuş. Sen yine de hapse düşmüşsün. FETÖ'cü diye bu sefer seni atmış. Sen FETÖ'cülerle savaşırken. Yani doğru analiz, şunu anlatmaya çalışıyorum özellikle. Sen doğru analiz edebilirsin. Doğru tespit de yapabilirsin. Teorilerin çok doğru da olabilir. Bizim her zaman doğruydu. Ama hep kaybettik. Çünkü şundan kaybettik. Örgütlenmedik. Örgütlenemedik. Örgütlenmek disiplin istiyor. Örgütlenme bir arada durmak, durmayı istiyor. Siyasal İslamcılar şeyden başlayarak, Refah Partisi'nden başlayarak bizim direniş komitelerindeki, mali örgütlenmelerimizdeki formülleri kullanarak örgütlendiler. AKP her konuda kızabilirsin. AKP'den bu ülkenin bu karanlığının baş sorumlusudur ama örgütlenmiştir. Mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmiştir. Kadın kolları kapı kapı gezmiştir. Kadın kolları birinin bir ihtiyacı olduğunda kapısını çalıp bunu karşılamıştır. Biri doğum yaptığında gidip altın takmıştır. Birinin cenazesi onu taziye çadırını kurmuştur. Ha bu, bu kadar. Bunu yaptığı zaman bir siyasi hareket, oradan sökemiyorsun onu kolay kolay. Ama bunu yapmadığın zaman da yok olup gidiyorsun. Üniversitelerde de biz demek ki iyi temeller atamamışız. Ben üniversiteden ayrıldım, sonra üniversiteye tekrar bir gittim, baktım bambaşka bir örgütlenme yapısı olmuş. Değişmiş yani, insanlar değişmiş, şeyler değişmiş, insanlar da farklı olmuş yani. Bu böyle. Yani bir dönemle birlikte savruluyoruz. Ama iyi bir örgütlenme temeli atarsan, cüretkar olursan, güçlü olursan süreci taşıyabiliyorsun. Biz o kadar güçlü hiçbir zaman olamadık, olamadık yani. Tabii bunda üzerimizdeki baskında çok fazla etkisi vardı. Bir son soru sorayım. Üniversite yaşamımızı düşündüğünde en çok neyi özlüyorsun? Mücadele, yani şeyi özlüyorum. Yani bir zaten gençliği çok özlüyorum. Yani gençlik güzel bir şey. O çok güzel bir şey. Dayanışmayı da özlüyorum. Yani insanları özlüyorum. Yani güzel insanlar, iyi insanlar, aydınlık insanlar. O aydınlık pencere açıyorlar sana. Hepsinin farklı şeyi var. Hala da oradan biriktirdiğim dünya kadar şey. Kitaplarımda da kullanıyorum, yazılarımda da kullanıyorum. Yani o dünya görüşü hepsinden bir şey öğrenmişimdir. Yani herkesten bir şey öğrenmişimdir. Heyecanı da yani çok heyecanlı zamanlar da Hatırlıyorsun yani yani pek çok heyecanlı böyle şeyler, çatışmalar şeyler falan onlar da olurdu. Ben böyle dinamizmi de özlüyorum. Ama en temel özlediğin şey ne dersen umudu en fazla onu özlüyorum. Yani şey ya ülkenin böyle bir yere gelebileceğini tahmin etmiyordum ben yani. Yani şeyi çok hala umutluyum. Ben umuttan asla vazgeçmiyorum ama ya bu ülkenin bu gençleri bu hayatı hak etmiyordu yani. Ya bu mücadelelerin, bu birikimin, bu siyasetin hak ettiği şey bugün değildi. O için o umudu, o dinamizm çok güzeldi bunu. Mücadele etme çok güzel bir şey. Zaten şeyi herkes mücadeleyi böyle Türkiye'de hep bedeller ödettiği için insana karanlık bir kavram gibi düşünürler de. Aslında mücadele en eğlenceli şeydir. Yani en böyle dinamik şeydir. Senin en diri en fazla yaşadığını hissettiren şey mücadeledir yani. Bir e direkt mücadelede o ölçüde zevkli oluyor yani. Doğrudan mücadelede o ölçüde zevkli olan bir şeydi. Yani o günleri özlüyor. Özlüyoruz tabii ki. Çünkü şu an daha karanlık yani. Ve bunu hak etmediğini bu ülkenin bilmeyen, o mücadele insanların bunu hak etmediğini bilmeyen seni daha da şey yapıyor karamsar kılabiliyor. Ama dedim gibi hala umutsuz değilim. Yani onlar da birikmiştir. Bir zaman gelir yine ortaya çıkarlar. Yeni gençler çıkar. Onlar bambaşka bir örgütlenmeye giderler. Yeni sloganlar bulurlar. Yeni sloganları farklı şekillerde atarlar. Bizden çok daha belki bakış açıları geniş olur. Siyaseten belki hiçbir geçmişlerine, hiçbir geçmişe bile dayanmayabilirler. Yani böyle doğrudan bir yere bağlı olduklarını bile söylemeyebilirler. Ama yeni bir şey doğurabilirler. Yani yeni bir şeyin doğacağına olan inancın diri kalması gerektiğine çok inanıyorum ben. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.